من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Allah-u Zülcelal Hazretleri bizi bu dünyaya yollarken böyle bir dünyada doğumla birlikte bir hayata başlarken tek bir şey için bu dünyaya ayak bastığımızın bize idraki de verilmiş oldu aklımızla birlikte. Allah-u Zülcelal Hazretleri Estaizu billah ve mâ halaktul cinne vel inse illâ liya'budûn buyuruyor. Yani ben insanları ve cinleri ancak ve ancak beni bilsinler diye, bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Değerli kardeşlerim, nasihat insana ait bir şeydir. Aklı olan nasihatten ibret alır, aklı olana anlatılır. Akıl insanın frenidir ya, frensiz bir araç nasıl durmazsa aklı olmayan bir canlı da nereye gideceğini bilemez. İşte insana en büyük nasihat musallaya gelmiş olan bir insanın cenazesidir. İnsana en büyük vaaz burasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl buyuruyor? Mutu kable en temutu. Ölmeden önce muhakkak ki ölünüz diyor. Bu ölmek ne demektir? Muhakkak ki bizim bildiğimiz ruhu candan vermek değildir. Ölmeden önce ölmek gibi, ölmüş gibi olun. Ölmeden önce ölmüş gibi hazırlık yapın. Ölmeden önce gideceğiniz yere hazırlıklı olun. Ölmeden önce kendinizi ebedi bir aleme hazırlayın demek istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, hayat, maişet, dünya hayatı günler günleri, aylar ayları kovalayıp gidiyor. Bir aynaya baktığımız zaman, tekrardan baktığımız zaman kendimizi tanıyamayaz hale geliyoruz. Hayat bizi oyalayıp gidiyor ama hayatın sonunda muhakkak ve muhakkak geleceğimiz yer buradan başka bir yer değildir. Onun için Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin emirleri doğrultusunda, onun Habibi Edibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyeleri doğrultusunda bir hayat mücadelesi vermek bizim başımızın tacıdır. Bundan başka herhangi bir kulp bize yakışmaz. Bundan başka gideceğimiz bir yer de yok. Onun içindir ki bu bir nasihattir. Bundan ibret almak gerekir. Yani bundan başka daha insana anlatılması gereken bir şey yoktur. En büyük nasihat, en büyük vaaz budur. Allah-u Zülcelal Hazretlerine layıkıyla kul olanlardan eylesin. Habibi Edibi Aleyhisselatü Vesselam'a
layıkıyla ümmet olanlardan eylesin inşallah. Allah Zülcelal Hazretleri bu kardeşimizin, abimizin, amcamızın tüm kusurlarını bağışlasın. Geçmişlerine rahmet eylesin. Yakınları da Allah-u Teala sabırlar niyaz eylesin inşallah. Osman hocama ben teşekkür ediyorum. Kendisi misafirdir. Bir gönül bağımız var. Aynı kursla beraber mezunuz. Tevafuken burada tanıştık Osman hocamla. Allah kendisinden razı olsun. Tabii Osman hocamın lafının üzerine bir daha laf söylemek bize yakışmaz. Ama sizler de buraya geldiniz. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın üzerinde 5 hakkı vardır ki bunlardan bir tanesi de vettiba'ul cenayiz. Cenazesine iştirak etmektir. Sizler buraya kadar geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu hakkı da yerine getirmiş oldunuz. Şimdi merhum Halim ağabey sizlerin huzurundan Sultan Fatih'in huzurundan Cenab-ı Hakk'a yolcu ederken sizlerden bir hüsnü şehadet ve bir de helallik talep eder. Kendisini yakinen tanıyanlar ve bilenleri olarak merhumu nasıl bilirdiniz? Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a, İslam'a ve ahiret gününe iman etmiş Müslüman, mümin, vahid olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Kendisine olan haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Kul kusursuz, Cenab-ı Hak afsız olmaz. Bizler beşeriz. Dünya hayatında yaşıyoruz. Bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek birbirimizin kalbini kırmış olabiliriz. Birbirimizin üzerinde ufak tefek haklar dolmuş olabilir. Ama şu musalla helalleşmeni gerekir ki dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, arkadaşlık, komşuluk, ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen son defa canı gönülden helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sizlerin de cümle geçmişlerinize ve göçmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şerifleri için, onun ulvi ruhunda bütün peygamberlerimizin kâfe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, manevi huzurlarında, civarı devletlerinde bulunduğumuz Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyhirrahmeti ve gufran hazretlerinin, fetih hocalarının, fetih şehitlerinin, civarımızda metfun bulunan bütün ehli imanın, ehli İslam'ın, ehli Kur'an'ın, ehli tevhidin dervahi için uzaktan yakından buraya kadar teşrif ederek cenaze namazına iştirak eden siz değerli hazırın cemaatin de bir cümle geçmişlerin dervahi için ve hasreten merhum Halim Cevahir ağabeyin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Arkadaşlar bir acele etmeyelim. Kısa bir hatırlatma yapacağım inşallah. Konuşmama başlamadan önce söylediğim kelimeyi de unutmayalım. Arkadaşlar mezarlığımız Kozlu mezarlığıdır. Dışarıda zannettiğim kadarıyla cenaze için arabalar var değil mi? Var mı otobüsler acaba? Var mı? Nerede? Sevcipaşa'da mı? Sevcipaşa Caddesi'nin üzerinde cemaat için tahsil edilen araba varmış. Otobüs yani. Arzu eden cemaatimiz mezarlığa gelmek isterlerse o otobüsü kullanabilirler. Kendi aracıyla gelecek olanlar buralardaysa lütfen biraz acelece arabaya binsin. Beraberce hareket edelim inşallah. Buyurun. Osman hocam sen benimle gel.